Merhaba, hoş geldiniz. Bu seansta Türk Telekom Ar-Ge olarak başlattığımız, sonrasında da Ar-Ge'le çatısı altında devam ettirdiğimiz arttırılmış gerçeklik SDK'sı projemizden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu geliştirdiğimiz SDK ile hayata geçirdiğimiz ve yakın zamanda lansmanını yapacağımız iki tane uygulamadan da kısaca bahsedeceğim. Bu arada kendimi tanıtayım. Ben Zafer Arıcan. Kobi Ar-Ge işbirliklerinde takım lideriyim ve bu arttırılmış gerçeklik projesinde proje lideriyim. Ajandadan kısaca bahsedecek olursak, aslında bakarsak arttırılmış gerçeklikten bahsetmeden önce aslında bunların hepsinin ortak çatısı olan Context Aware Systems, yani Türkçesiyle bağlam bilinçli sistemler hakkında kısaca bir bilgi verdikten sonra bu sistemlerin çatısı altında gerçekleştirdiğimiz artırılmış gerçeklik ve konum tabanlı servislerden bahsedeceğim. Öncelikle bu geliştirdiğimiz artırılmış gerçeklik SDK'sının öğeleri, ne tür özellikleri var ve diğer SDK'lardan, piyasadaki diğer SDK'lardan farklılaştıran bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Sonrasında da iki tane uygulamamız var. Bir tanesi Türk Telekom İletişim Müzesi'nde hayata geçirmeyi planladığımız bir Augmented Reality Android uygulaması. Diğeri de TTNet Wi-Fi neredeyi biliyorsanız onun yeni versiyonu, artırılmış gerçeklik özelliği de kattığımız, artı birkaç yeni özelliği de eklediğimiz TTNet Wi-Fi uygulaması. Şimdi bağlam bilinçli sistemlerden kısaca bahsedecek olursak, aslında Context Aware Systems olarak da geçen bu sistemler, kullanıcıların içinde bulundukları konteksti, yani bağlamı tanımaya yönelik ve bu tanımanın sonucunda da ilgili olabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin getirilmesiyle alakalı bir sistem. Bu konteksten, yani bağlamdan neyi kastettiğimizi düşünürsek, bir konum bilgisi, GPS pozisyonu olabilir bu. Çevrelerindeki nesneler, örneğin bir markete gittiniz, markette gördüğünüz ürünler, durum, şu anda hangi durumda olduğunuz, işte arabada olmanız, evde olmanız belki veya yine bir markette olmanız, hangi aksiyonu yapıyorsunuz, işte yürüyorsunuz, koşuyorsunuz, bunların hepsi aslında içinde bulunduğunuz bağlamın bir parçası. Bu listeyi oldukça geliştirmek, büyütmek mümkün. Şu anki örneklerine bakacak olursak, artırılmış gerçek bunlardan bir tanesi. Yine konum tabanlı servisler bir diğeri. Bağlam bilinçli tavsiye sistemleri, yine dediğim gibi markette bulunduğunuzda veya işte bir bulunduğunuz konuma göre size tavsiyelerde bulunan sistemler de yine bunun bir parçası. Şimdi artırılmış gerçeklik özelinde buna bakacak olursak, artırılmış gerçeklik özelinde bakacak olursak, bu şu anda en popüler olarak kullanılan iki konteks bu anlamda. Bir, konum bilgisi. Sağda gördüğünüz gibi, örneğin işte bulunduğunuz konuma göre, TTNet Wi-Fi uygulamasını birazdan göstereceğim, en yakındaki hotspot noktalarının konumlarını gösteren bir uygulama. Bir diğeri kamera, yani aslında sizin çevrenizde bulunan nesnelerin otomatik olarak tanınması ve bu nesnelerin belli bir içerik, bu bilgilere veya nesnelere belli bir içeriğin eklenmesi. Birazdan demosunda yapacağımız bu örnekte de, örneğin işte bir dünya resmi gördüğünde veya bir güneşle ilgili bir resim gördüğünde onun 3 boyutlu modelini getirmesi ve bu 3 boyutlu modeli yine sanki o nesnenin üzerinde onun bir parçasıymış gibi göstermesi bunun bir parçası. Buraya geçmeden önce bir soru sormak istiyorum. Geçen dünkü seansta Vuforia'nın bir sunumu vardı Qualcomm'un. Kaç kişi katıldı acaba? Katılan var mı? Tamam. Güzel. Daha önce artırılmış gerçeklikle uğraşan veya o konuda bilgisi olan var mı? Tamam. Teşekkürler. O zaman aslında az önce bahsettiğim bilgiden de yola çıkarak bu artırılmış gerçekliği aslında 3 aşamadan oluştuğunu görebiliriz. Birinci aşaması bağlam
tanımı, yani içinde bulunduğunuz konum veya kamerayı kullanarak etrafınızdaki nesnelerin tanınması. İkinci kısım, bu tanınan bağlama göre, konum veya işte nesnelere göre ilgili olabilecek veya kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği nesnelerin veya içeriklerin getirilmesi. Üçüncü aşaması da bu içeriklerin ekran üzerinde veya kullanıcının sahip olduğu, diyelim ki telefon olabilir veya Google Glass olabilir, onun ekranı üzerinde bunların gösterilmesi. Şimdi aslında bu bağlam bilinçli sistemler içinde artırılmış gerçekliği farklılaştıran bir noktada zenginleştirilmiş içerik, yani içerik gösterimindeki farklılık. O nereden kaynaklanıyor? Diyelim ki bir nesneyi tanıdınız ve onunla ilgili bilgiler getirmek istiyorsunuz. Diyelim ki bu bilgiyi direkt getirip ekranda gösterirseniz, bu da aslında bir bağlam bilinçli sistemin bir parçası. Artırılmış gerçekliği farklılaştıran nokta ise, o şeyi getirdikten sonra, diyelim ki 3 boyutlu bir model getirdiniz, o 3 boyutlu modeli o nesnenin üzerinde, o sahnenin bir parçasıymış gibi ekrandan görüntüleyebilmeniz. Dolayısıyla özellikle içerik gösterimi kısmında farklılaştıran noktalar var. Şimdi bu öğelere kısaca bakacak olursak ve aslında uygulama alanlarına bakacak olursak, burada değişik alanlarda bu artırılmış gerçekliği kullanmak mümkün. Belki en çok dikkatini çeken uygulamalardan bazıları oyun alanında olabilir. AR drone'u duyduysanız, AR drone aslında bu anlamda bir örnek teşkil edebilir. Reklamcılık konusunda bazı örnekleri var. Bu resimde de gördüğünüz gibi bir webcam'inizden o web sitesine girdikten sonra belli saatleri sanki kolunuzdaymış gibi görüntüleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Eğitimde değişik uygulamalarını görmek mümkün. Örneğin canlı kitap veya zenginleştirilmiş kitap uygulamalarında yine kameranızdaki o içeriğe bakarak diyelim ki belli videoları veya diyelim ki anatomiyle ilgili bir kısım varsa o direkt o kitabın üzerinde anatomiyle ilgili organları gösteren 3 boyutlu modelleri görme imkanınız var. Tıp uygulamasında yine doğrudan belki bir projektör yardımıyla hastanın özellikle ilgi duyulan bölgelerinde belli resimleri veya imajları göstermek de yine bir parçası. Turizmde özellikle Google Goggles'ın bir aşaması da bu anlamda düşünülebilir. Google Goggles'ta da çektiğiniz fotoğrafı belli bir server'a gönderip oradan onunla ilgili bilgileri getiriyor. Artırılmış gerçeklikte o getirilen bilgiler yine ekranınızda o doğrudan o resmin, o görüntünün bir parçası olabilir. Kısaca bu ekosistem içinde, yani artırılmış gerçeklikle diyelim ki uygulama geliştirmek istiyorsanız veya aslında bir SDK yapmak istiyorsanız, bu ekosistemin aslında hangi parçasında olduğunuzu da öğrenmek önemli olabilir. Burada baktığımızda 5 tane roller, 5 tane büyük rol var. Markalar kısmına baktığımızda örneğin BMW veya Coca-Cola. Normalde bunlar bir yazılım firması değil. Fakat artırılmış gerçekliği hangi noktada ihtiyaç duyuyorlar? Reklam kampanyalarında veya marka tanınırlığını arttırmak noktasında bu artırılmış gerçekliğin sunduğu algının artırması ile ilgili özelliği veya artıyı kullanıyorlar. Content provider'lar, bunlar çok önemli. Artırılmış gerçeklikte o içerik getirme ile ilgili bahsettiğimiz kısımda o içeriği hazırlayan nokta içerik sağlayıcılar, yani content provider'lar. Enabler'lar aslında bize o yazılımı artı hardware, yani Google Glass projesi aslında bir enabler'dır. Dolayısıyla o sayesinde bize o Google artırılmış gerçeklik uygulamaları hayata geçirmemizi sağlar. Samsung telefon üreticileri, yani kamerası olan, GPS'i olan telefon üreticileri bizim için bir enabler'dır. Delivery noktasına bakarsak, delivery'de o içeriğin getirmesi noktasında bir hem uygulamanın transferi hem de o içeriğin transferi noktasında yardımcı olur. Bu noktada kimler var? Örneğin Türk Telekom var, TTNet var, Avea var. Bunların hepsi bize içerik sahibi noktasında ve delivery noktasında yardımcı oluyor. Bizim bulunduğumuz nokta, şu anda birazdan bahsedeceğim, artırılmış gerçeklik SDK'sının bulunduğu nokta aslında packaging adını verdiğimiz nokta. Bu ne demek? Bizi bu diyelim 3
içerik sağlayıcılar veya markalarla birleştirecek uygulamaları oluşturmamızı sağlayacak SDK'ları hazırladığımız nokta. Burada bizde Türk Telekom Arge'de başlattığımız, yine Arge'de devam ettirdiğimiz ARC projemizi bu noktada hayata geçiriyoruz. Şimdi artırılmış gerçeklik SDK'mızdan biraz bahsedeyim. Bunun nasıl imkanlar sunduğundan bahsedeyim. Artırılmış gerçeklik SDK'sı bir sunucu tabanlı platformda ve mobil uygulamalarda uygulama geliştirmek üzere hazırladığımız bir SDK'dan oluşuyor. Şu anki sistem Android tabanlı. Yani şu anda sunduğumuz mobil SDK Android tabanlı bir sistem. Özelliklerine kısaca bakacak olursak, biraz sonra detaylandıracağım. Bir, hem kamera tabanlı hem de GPS tabanlı olarak bağlam tanımı, yani içerik tanımı, bağlam tanımı, kontekst tanımı ile ilgili bize araçlar sunuyor. Hibrit konumlandırma, bu bence aslında diğer SDK'lardan, Meta'yı olsun, Ufario olsun, diğer SDK'lardan farklılaştıran bir noktamız. O da bu kamera ve GPS tabanlı bağlam tanımayı ikisini aynı anda ve birbirleriyle ilişkilendirecek şekilde kullanma imkanı sunmamız. İki boyutlu resim ve marker tanıma, örneğin sağda gördüğünüz gibi işte dünya resmini veya güneş resmini tanımayla ilgili sistemlerimiz var. Marker tanıma, belki çoğunuz yani tanıyanlar biliyordur, R-Toolkit vardır, şey, siyah çerçeve etrafına genel bir pattern oluşturursunuz ve sistem onu tanır. Ona benzer bir sistemimiz bizde de var. İçerik desteğine bakacak olursak, bu tanımladığımız bağların üzerine 3 boyutlu model koyma, resim koyma, ses ve video koyma imkanına sahibiz. Yine ben bizce farklılaştıran iki tane nokta. Birincisi, sunucu özellikle içeriğin yönetimiyle ilgili bir sunucu sistemine sahip olmamız, sunucu istemci sistemine sahip olmamız ve bir diğeri de senaryo motoru ve bir senaryo editörüne sahip olmamız. Bununla ilgili bilgiyi vereceğim ama özellikle senaryo motorunun yine bizim sistemimizi farklılaştıran bir nokta olduğunu inanıyoruz. Şimdi ARC sisteminde ki aslında hiyerarşiye bakacak olursak alt tarafta az önce bahsettiğim 3 ana öğeyi içeren bir sistemimiz var. Genelde kullanıcılar bu alt taraftaki tanıma, içerik gözetimi ve içerik yönetimiyle ilgili detaylarla çok fazla ilgilenmek zorunda kalmıyorlar. Uygulama geliştirme arayüzünde sadece bu Java'da, Android eskinde ve isterlerse NDK tarafında olabilir. Sunduktan sonra hem bunu şirket içinde, yani bizim Türk Telekom grubunun içinde sunmak üzere, aynı zamanda üniversite araştırmalarında kullanılmak üzere, yani bu sadece research anlamında olmak zorunda değil, örneğin bilgisayar mühendisliği veya elektrik mühendisliğinde, bitirme projelerinde kullanmak istediklerinde de bu şeyi sağlıyoruz. Bir diğeri de üçüncü parti uygulamalar. Yani sonrasında kullanıcılar bununla ilgili kendi uygulamalarını, artırılmış gerçeklik uygulamalarını geliştirmek istediklerinde de bununla ilgili imkanlar sağlayabileceğiz. Şimdi şurada az önce bahsettiğim ana öğeleri bakarsak tanıma, konumlandırma, içerik gösterimi ve içerik yönetimi. Bununla ilgili bizim sistemin sağladığı özellikler nelerdir? Onlara bir bakalım. Birincisi iki boyutlu resim tanıma. Bu ne demek? Örneğin yukarıda bir gazete resminiz var, bir gazete haberiniz var sporla ilgili ve orada bir fotoğrafınız var. Birinci kısım bu fotoğrafın tanıtılması ile ilgili. Yani sistem o fotoğrafı diyelim ki diğer fotoğraflardan ayıran bir sistem, özelliğe sahip. İkincisi yine marker olabilir. Az önce bahsettiğim gibi siyah bir çerçeve içine istediğiniz resmi koyabilecek durumda olabilirsiniz. Şu anda bazı sistemlerde olmayan çoklu resim tanıma desteğimiz var. Bu ne demek? Örneğin iki şekilde bu kullanılabilir. Bir tanesi diyelim ki 10 tane veya daha fazla nesneyi sisteminize tanıtabilirsiniz. Bu real time'da size diyelim bir fotoğraftan diğer fotoğrafa geçtiğinizde anında farklı resimleri, farklı öğeleri göstermenizi sağlayabilir. İkincisi de takip. Dolayısıyla aynı anda diyelim ki iki tane objeyi tanıyıp onun üzerine yine resim veya videoyu koyabilirsiniz. Dediğim gibi tanıma ve konumlandırmada bir diğer öğe de GPS tabanlı, yani konu tabanlı tanıma. Burada da yine TTNet Wi-Fi örneğini de göstereceğiz. Konumunuzu tanıyor, artı akselerometre ve magnetometre ile de kamera
Bernard'ın baktığı yön ve açıyı da takip edebiliyorsunuz. Hibrit tanıma özelliğiyle de örneğin diyelim ki ben Ankara'daki Pizza Hut'ta bir reklam kampanyam var. İstanbul'daki diyelim ki Bebek'teki bir Pizza Hut'ta da başka bir reklam kampanyam var. Bununla ilgili bir artırılmış gerçeklik yapmayı istediğimde örneğin Ankara'daki Pizza Hut'a gittiğimde bana %10 indirim gösteren bir reklam kampanyası veya resmi gösterirken diyelim ki Bebek gittim, Bebek'teki Pizza Hut'ta bana %20'lik farklı bir reklam kampanyasını gösterecek durumda bunu özelleştirme imkanına sahibiz bu sistem içinde. Şu anda deneysel, son kısımda da şu anda deneysel olarak yaptığımız sunucu tabanlı çok nesne tanıma. Buradaki amaç da aslında belli bir sınır arttırıp belki yüzlerce, binlerce resim arasından bu tanıma işlemini gerçekleştirebilmek. İçerik gösterimi kısmında ise şu anda desteklediğimiz formatlar 3 boyutlu model için, OBJ statik modeller için, MD2 animasyonlar için ve aynı zamanda yine deneysel olarak devam ettirdiğimiz Unity objeleri. Video ve seste Android'in doğal desteğini kullanıyoruz. Yani bir şey Android'in desteklediği video ve ses formatlarını destekliyoruz. Dediğim gibi yine resim kısmı var. POI de aslında Place of Interest. Bu da aslında konum tabanlı sistemler için kullandığımız GPS noktalarının bulunduğu artı onunla ilgili bilgilerin yer aldığı kısım. Rendering için sanırım dün de bununla ilgili bir session vardı. Rajavali tabanlı bir 3D engineering ile ilgili bir tanıtım vardı. Yine Android için kullandığımız bir sistem bu da. Rajavali tabanlı. Bu da aslında şu anlama geliyor. Sistemimiz built-in bir rendering engine'e sahip demek. Dolayısıyla hani şeyler için belli renderingleri yapmak için tamamen yeniden kod yazmanıza gerek yok. Yine deneysel anlamda da şu anda Unity 3D desteğini sunuyoruz. Son olarak gerçekten bu noktada da yine farklılaştırdığını düşündüğüm kısımda içerik yönetimi. Bu noktada da hem çevrim içi hem de çevrim dışı içeriklerin yönetimine sahibiz. Fakat özellikle bir art portalimiz var. Sunumun sonunda bununla ilgili web sitesini de vereceğim. Bu art portal sayesinde hem tanıtmak istediğimiz nesneler, yani örneğin işte bir müze uygulaması için tanımasını istediğimiz nesneler, hem de bu tanıttığımız nesneler veya konuların üzerine koymak istediğimiz içerikleri bu portal üzerinden yönetme şansına sahibiz. Tabii ki bunun yanında içerik etkileşimleri, yani örneğin ben bu nesneyi gördüm, o nesne üstüne geldi bir 3 boyutlu model geldi. Tek kliklediğimde birinci animasyonu çalıştır. Double click yaparsam başka bir animasyon çalıştır. Swipe, drag and drop, pinch to zoom özelliklerinde bu yine art portal üzerinden tanımlama şansına sahibiz. Streaming desteğimiz özellikle video ve sesin gönderilmesi noktasında kullanılıyor. Şu son kısım senaryo motoru ve editörü. Dediğim gibi şu anki geliştirdiğimiz SDK'yı farklılaştıran noktalardan bir tanesi. Bununla ilgili biraz daha detay verecek olursak, aslında temel motivasyonlarımızdan bir tanesi şu, artılmış gerçeklik uygulaması yazmak için illa computer vision bilgisayarla görme bilmeniz gerekmiyor. Rendering bilmeniz gerekmiyor. Android bilmeniz bile gerekmiyor belki. Tamamen hiç kod yazmadan, tamamen portal üzerinden içeriklerinizi ve tanıtacağınız nesneleri tanıtarak ve interaction'ları tanımlayarak bunu Android uygulamasına gönderdiğinizde bunu hayata geçirmesini sağlamak istiyorsunuz. Çoklu nesne etkileşimlerinde de dediğim gibi çoklu nesne desteğimiz olduğunu söylemiştim. Burada farklılaştıran bir nokta da aslında sağ tarafta gördüğünüz kısım. Yani ben diyelim ki şu anki sistemlerde şöyle bir durum var. Diyelim ki A objesini, A resmini gördüğümde A modelini çıkart. B resmini gördüğümde B modelini çıkart gibi bir sistem var. Fakat biz onu daha bir etkileşimli hale getirerek şöyle bir şey de ekledik. Yani evet A objesini getirince bunu getir. Fakat her ikisini birden görürsem farklı bir obje getir. Veya diyelim ki objeye yakınsam, bir objeye yakınsam, diğerine uzaksam farklı bir şey getir.
Örneğin aynı şekilde resmin üzerine tıklarsam, yani gerçek resmin üzerine tıklarsam farklı bir etkileşime gir. Bu tarz belli farklı etkileşimlere de ona olanak sunduk. Ve bunun karşılığı olarak da, yani sunucu kısmındakine ek olarak da Android tarafında bunu destekleyecek bir motoru sağlamış olduk. Şimdi bu SDK'da peki, yani bu şu anki bizim sistemin sağladığı özellikler, SDK olarak neleri sunuyoruz? Dediğim gibi Android tabanlı. Uygulamaya geliştirme yönelik olarak bir Eclipse plugin'i hazırladık. Dolayısıyla yeni bir proje oluştur dediğinde, new project dediğiniz kısmında new art project diye bir şey de geliyor. Dolayısıyla onu tıkladığınızda size SDK, yani bütün kütüphaneleri yüklemiş şekilde ve örnek bir kodu da size açıyor. Dolayısıyla sağladığımız dokümantasyon sayesinde de sadece belli kısımlarını doldurarak uygulamanızı tamamen hayata geçirme şansına sahipsiniz. Dokümantasyonları dediğim gibi bu alanda sunuyoruz. Genel olarak SDK kısmında, yani Java kısmında kodlama geliştirecek olmanızla birlikte şurada bahsettiğim listede yer alan kısımlar için bir diğer sunduğumuz özellik de NDK kısmında, yani Android NDK ile ilgili olarak, yani native tarafta C++'la daha çok performans gerektiren kısımları da hayata geçirmemiz mümkün. Bununla ilgili de bir API sunduk. Bu API'den şimdi kısaca bahsedecek olursam, bu noktada bir farklılaştıran noktanın da bu gerçekten önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Bu ne demek? Birincisi, aslında sistemlere baktığımızda özellikle bilgisayarla görme kısmı, yani computer vision ile ilgili kısımların, işte nesnelerin tanınması ve bunların konum bilgilerinin bulunması ile ilgili olan kısımda daha çok NDK tarafında işlem yapılıyor. Çünkü computation olarak ağır olan kısımlar burada yer alıyor. Biz bu noktada da aslında bir esneklik sağladık. Nasıl bir esneklik? Şu anda bizim hali hazırda, şu anki sistemde kullandığımız bilgisayarla görme fonksiyonlarına ek olarak kullanıcı, yani developerlara isterlerse kendi bilgisayarla görme algoritmalarını yazıp yine sistem için entegre etmeleri için bir olanak sağladık. Nasıl bir olanak? Diyelim ki ben resim tanımak istemiyorum ama örneğin üçgenleri tanımak istiyorum, kareleri tanımak istiyorum, circle'ları tanımak istiyorum veya diyelim ki bir yazı tanımak istiyorum. Diyelim ki Türk Telekom yazısını gördüğüm zaman o yazıya has olarak onunla ilgili bir şeyleri onun üzerine göstermek istiyorum. Veya diyelim ki Çince bir şey gördüm. Sonra onu işte onun üzerinde yine İngilizcesini veya Türkçesini yazmak istiyorum. Bu sayede bu NDK tarafı içinde C++'la kodlamanızı geliştirerek yine hali hazırda var olan sistemin içine entegre etme imkanına sahipsiniz. Bu da aslında çok daha zengin bir artılmış gerçeklik deneyimi sağlamanızı olanak veriyor. Şu anki yapısı içinde bir, bunu da hayata geçirmek için Common Processor dediğimiz bir yapı oluşturduk. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Şu aşamada henüz son kullanıcılara sunmadık ama daha çok üniversite araştırmaları için bu noktayı daha çok açıyoruz. Ve yine dediğim gibi bitirme projelerinde görev almak isteyenler olursa da bu konuda yardımcı olabiliriz. Az önce bahsettiğim NDK API'sindeki farklılaştıran noktadan bahsedecek olursak, şu soldaki kısım, şu anki zaten hani hiç NDK ile uğraşmak istemeyen, C++'da kod yazmak istemeyen, tamamen Java'da uygulama geliştirmek isteyenler için. Dolayısıyla zaten sample project üstünde buradaki istedikleri geliştirmeleri yaparak artmış gerçek uygulamanı hayata geçirdiler. Bu noktada zaten bizim onlara sunduğumuz bilgisayarla görme algoritmalarını kullanıyor olacaklar. İkinci kısımda ise custom processor dediğimiz, aslında bir tür bu soft processor aslında, sunduğumuz bir yapıyla da isterlerse yine sistem içinde bunu entegre ederek örnek uygulama içinde yine ve GNI interface ile bunu da sistemin bir parçasının halinde gösterebilirler ve o diğer sunduğumuz rendering olsun, sunucu, istemci yapısı içinde bunu kullanma şansına sahip olurlar. Bu processor command mimarisinden de kısaca bahsedecek olursak, dediğim gibi burada aslında bir soft processor'dan bahsediyoruz.
bahsettiğimiz nokta nedir? Bir tür komut havuzu oluşturuluyor. Dediğim gibi bu havuz içine zaten bizim koyduğumuz bazı fonksiyonlar var. Ve komut havuzu içinden bir tür custom processor oluşturuyorlar. Bu ne demek? Bir tür pipeline oluşturuyorlar aslında. O pipeline içinde de komutları ardı ardına, işte bilgisayarla görmeyle ilgili olan komutlarını ardı ardına koyarak hayata geçirebiliyorlar. Bunun da aslında bir nokta şu. Şu sunduğumuz artırılmış gerçeklik SDK'sı ile aslında çok üç tane farklı seviyede geliştiricilere kod yazma veya uygulama geliştirme imkanı sunuyoruz. En üst seviyede içerik sağlayıcı düzey, adını verdiğimiz düzey. Bu noktada aslında içerik sağlayıcılar, örneğin ajanslar, belki gazeteler, aslında hazır bir uygulama içlerinden hiçbir kod yazma gereği duymadan tamamen sunucu üzerinden, sağladığımız portal üzerinden içeriklerini sağlıyorlar. Dediğim gibi tanımak istediklerini, tadımak istediklerini, nesneleri veya göstermek istedikleri içerikleri giriyorlar ve senaryo motoru üzerinde de uygun bir senaryo oluşturup son kullanıcıya ulaştırıyorlar. Bu noktada hatta şey imkanı da sunduk. İşte debug release gibi farklı versiyonları da hazırladık. Böylece test için debug kullanırken son kullanıcıya release versiyonlarını da gösterme imkanlarına sahipler. İkinci düzeyimiz artırılmış gerçeklik düzeyi, High Level API adını verdiğimiz kısım. Burası tamamen Android SDK tarafındaki kısım. Burada geliştiriciler sadece Java kullanıyorlar. C++ kısmına veya native tarafı girmelerine gerek yok. Ve son kısımda az önce bahsettiğim NDK API'yi kullanarak geliştirdikleri kısım. Burada da C++ kullanıyorlar ve yeni veya ihtiyaçları olan bazı bilgisayarla görme algoritmalarını burada geliştirip yine sistemin içine entegre edebiliyorlar. Yukarıdan aşağıya bakacak olursak da en üst seviyede çok hızlı bir şekilde uygulama geliştirip bunları güncelleme imkanlarına sahipler. Aşağı doğru indikçe de geliştirdikleri artırılmış gerçeklik uygulamasını zenginleştirme, daha esnek bir yapıya ulaştırma imkanına sahip oluyorlar. Şimdi neden bu anlamda bir SDK'yı kullanmayı tercih edebilirsiniz, ona bir bakalım. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de bu derece kapsamlı ilk ve tek artırılmış gerçeklik SDK'sı. Dünyada tabii ki diğer bazı örnekler var. Dediğim gibi Vuforia var, Qualcomm'un. Metaio var, STK var, Aurasma var, Total Immersion gibi firmalar var. Ama bu sınırlı sayılar içinde de bizim ArtsDK'nın önemli bir yere geleceğini düşünüyoruz. Tabii Türkiye'de olmasının farklı avantajları da var Türkiye'deki geliştiriciler için. Çok daha rahat ulaşılabilir durumdayız ve belli kastimizasyonlara da imkan verebiliriz. Bir diğer farklılaştıran noktamız önce bahsettiğim gibi bütünleşik konum ve kamera tabanlı tanıma sistemi. Dolayısıyla bulunduğunuz konuma göre de ve bulunduğunuz konum artı etrafınızdaki nesnelere göre farklı senaryolar oluşturma veya uygulamanızı değiştirme, zenginleştirme imkanına sahip olabilirsiniz. Üçüncü özelliğimiz senaryo motoru. Bu senaryo motoru dediğim gibi özellikle çoklu nesne desteği ve etkileşimi artı nesnelerle olan farklı etkileşimlerinize doğrudan sunucu üzerinden imkan sunmanız bir avantaj. Sunduğumuz NDK API sayesinde kendi kamera tabanlı tanıma sisteminizi veya bilgisayarla görme sisteminizi bu sistemin içine entegre şansına sahipsiniz. Ve dediğim gibi tamamen farklı ihtiyaçlara, farklı geliştirici özelliklerine göre de SDK'nın farklı bölümlerini kullanabilirsiniz. Burada bir karşılaştırma koydum. Özellikle bazı major bilinen SDK'larla karşılaştırmamız var. Burada dikkate aldığımız Vuforia, Qualcomm, Metaio, Aurasma, Liar, Total Immersion ve bizim sistemimizi görebilirsiniz. Burada baktığımız aslında birçok özelliği sağladığımızı şu anda görebilirsiniz. Bir tane özellikle sadece sanırım 3D detection konusunda henüz bir algoritma veya metodolojimiz
strateji geliştirmedik. Unity plugin'imiz, Unity plugin desteğimiz şu an deneysel aşamada. Ve şu an için sadece Android'de çalışıyoruz. Bu noktada da aslında belki bir soru akla gelebilir. Neden Android ile başladınız veya neden Android'i tercih ettiğiniz şeklinde? Buradaki birinci, aslında iki sebebi var. Bir tanesi bu çalışmaya Türk Telekom Ar-Ge için de başladık. Yani bir Ar-Ge departmanı olarak başladık. Ve aslında Ar-Ge çalışmalarını düşündüğümüzde bir Ar-Ge çalışması için Android bence çok daha uygun bir platform. Şöyle ki dediğim gibi çok rahatlıkla geliştirdiğiniz uygulamayı bir lisans ödemeden telefonunuza aktarabilirsiniz. Kodu rahatlıkla farklı bilgisayarlara atıp çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda bir diğer nokta da aslında Türk Telekom Ar-Ge açısından daha önce başlattığımız TT Droid adında bir özelleştirilmiş bir Android işletim sistemi üzerinde de çalışmalarımız vardı. Dolayısıyla bu ikisinin ortak bir parçası olarak bu konuda da Android olarak başladık. Aslında tabii challenge yok mu? Bir challenge de şu, özellikle iOS'e karşılaştırdığımızda bunu Ar-Ge'den ürünleştirmeye geçtiğiniz noktada bir sıkıntı, olabilecek bir sıkıntı şey, farklı Android versiyonların olması artı farklı cihazların olması. Özellikle bu ürünleştirme noktasında önemli bir yer tutan test etme aşamasında kullandığınız kaynak sayısını veya kaynak miktarını arttırıyor. Fakat son zamanlarda gözlemlediğim bir nokta şey, artık örneğin versiyon noktasındaki fragmentasyonun gittikçe azalması. Yani 4.0'dan itibaren 4.0 ve üstünün aslında daha major bir hale gelmesi. Dolayısıyla bu anlamda versiyon andaki fragmentasyonun azaldığını görebiliyoruz. Şu andaki en büyük challenge biraz screen, yani ekran boyutlarındaki farklılıklar. Bu noktada da aslında bu da şey, daha çok tasarım kısmında farklılaştırıyor veya etkileşim yapıyor. Bu anlamda da zannediyorum ileriki noktalarda belli geliştirmeler olacaktır. Aslında şu noktada demo yapmayı planlıyorum. Hedefim bunu doğrudan görüntüleri projektörden göstermekti ama sanırım HDMI kablosu yokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Demo uygulaması hazırladık. Bu SDK içinde bu örnek uygulamaların kodlarını da aslında ulaşabiliyor olacaksınız. Birinci uygulamamız iki yer örneğin. Bu aslında beklenmişlerden bir değer uygulaması. Sanırım şu anda iki yer daha bir noktaya kadar bu benzer bir uygulamayı hayata geçirmiş durumda. Hedefimiz diyelim ki bir katalogdan bir kanepe resmi gördünüz. Ve o kanepe resminin ilgili 3 boyutlu modeli. Evet, kanepedeki resmi tanıyıp hemen üzerine de 3 boyutlu model getirdi. Şu anda yapacağım bir farklılık şu. Ben sunduğum bir özellik, sunduğum etkileşimler sayesinde ben artık bunu seçtim. Free mod aldım. Artık o katalog olan etkileşim veya şeyim kesildi. Bu noktada artık şey yapabilirim. Diyelim ki odada bir noktayı işaretledim ve diyelim ki burada nasıl görüneceğini merak ediyorum. Freeze kamera yapıyorum. Yine daha fazla çalışabilmek için. Ve sonrasında tamamen şeyler üzerinde çalışıyorum. Ve şöyle belli fil tuzluğum hareketleriyle birlikte de bunu istediğim yere koyuyorum. Sonrasında diyelim ki seçimi kaldım. Kanepenin kendisini görüyorum ve nasıl oturacağı konusunda bir fikir sahibi olabiliyorum. Bu dediğim gibi şeyleri şu an sistemin sağladığı bir özellik. Etkileşimlerimiz sayesinde
istediğimiz gibi hem resimlerinde hem model üzerinde hem de içerikler üzerinde çalışma imkanı sağlıyor. Şu anda farklı bir araştırma devam ediyoruz. Bir hocamızla inşallah yakın zamanda bu şeyleri, içerikleri konusunda yani odanın boyutları konusunda da fikir sahibi olup bu Ikea'daki yani şeyleri scale konusunda yani büyük küçültmeyi doğrudan çok daha uygun bir şekilde yapma imkanına sahip olacağız. Bu birinci örneğimizdi. Bu hangi seviyede? Yani yüksek seviyemiz vardı ya, yani bu hangi seviyemiz? Mesela bu da Java'ya yazılmıyoruz yoksa yoksa aslına bakarsanız şu uygulama tamamen içerik sağlayıcı değil. Yani burada hiç kod yazmıyorsunuz. Şunu yaptım, ikinci kod yazmıyorsunuz. Tamamen tek yaptığınız şey iki yarı katılımdaki resmi tanıtmak. Üç boyutlu modelinizi girmek. Bu kadar. Sonrasında da dediğim gibi o katılık üzerinden farklı resimleri de tanıtarak çokluğun nesneleri sayesinde farklı nesneleri, katalog içindeki farklı resimlerde, farklı modellerde yitirme şeklinde evinizde, ofisinizde nasıl göreceğini çıkartabiliriz. İkinci uygulamamız yine aslında içerik sağlayıcılıkla ilgili. O da verdiğim örneklerden bir tanesinde vardı. Diyelim ki bir futbol haberi var gazetede. Ve o futbol haberinde iki bir resmi görüyorsunuz ve hani iki futbolcuları merak ediyorsunuz. Sonradan yine şeyin üzerinde resminin üzerinde sanki yine şeyin bir parçasıymış gibi sahneye bir parçası girmiş gibi gösterme imkanına sahipsiniz. Yine dediğim gibi video desteği sayesinde hani hem sesi hem de görüntüyü Stream mi ediyor bir yerden, lokalden mi çekiyor? Şu anda ikisini de sunuyoruz. Yani şu an şu versiyonu lokalden. Ama şeylerle, streaming desteğinde var. Çok az çünkü. Evet, evet. Aynen. Yani bu offline, yani iç yerin dış versiyonu. Fakat o şey, streaming desteği de var. Streaming desteğinde sunuyoruz. Son örneğinde, burada da, bu da aslında içerik sağlayıcı düzeyinde sunduğumuz bir özellik. Yani şu futbol havasını hatta zaman tutarak ölçmüştük. Yaklaşık 3,5 dakikamız alıyor bu uygulamayı hazırlamamız. Dolayısıyla çok kısa süre içinde bunu ayrıca geçirebilirsiniz. Hareketi tekrar yönetilir üzerinde belli bir şey yapıyorlar. Mesela bir telefon programında sonucu tatlı saat üzerine belli bir özetleme ekrana getirmek vesaire. Şimdi aslında orada güzel bir nokta var. Değil mi bir şey? Yani biz şu anda belli temel artmış gerçeklik fonksiyonlarını sunuyoruz. Şimdi orada aslında şey, o noktada belki işte endiki yaratıcı bahsettiğim kısım devreye girebilir. Hızlı bir şekilde videoyu alıyor. Videodaki diyelim ki siz belli bir saat veri tabanını tanıttınız veya belli anılardan yatamayabileceksiniz. Bir şekilde sisteminizi özelleştirdiniz. Bir algoritma geliştirdiniz. Bu algoritmanızı endiki yapı içinde yazıp o sistemin içine entegre edip yani sunucu veri tabanı sayesinde o veri tabanıyla ilgili içeriklerimizin hala veri tabanı yükleyip o sağladığınız algoritmanın yoluyla da tanımasını sağlayabilirsiniz. Son örneğinde aslında eğitim için verilebilecek bir örnek. O da şu, diyelim ki öğrencilere dünya ve güneşle ilgili bilgiler vermek istiyorsunuz. Diyelim ki
diyelim ki dünyaya gelince hemen üstünde bir 3 boyutlu model çıkartıyorsunuz. Güneş geldiğinde güneşle ilgili farklı bir 3 boyutlu çıkartıyorsunuz. Bir aslında sunduğumuz çoklu nesne etkileşimleri sayesinde ise eğer ikisini birden görürsem de işte güneşin etrafında dünya güneşin etrafında dönüyormuş gibi bir animasyonu da koyabilirsiniz. Yani şeyleri çoklu nesne etkileşimleri ilgilenme aslında gerçekten bizim şu an sevdiğimiz farklılaştıran bir sistem. Dediğim gibi tamamen ve bunu sonrasında tabii ki birine yakının diğerine uzaksam farklı bir şey yap. Veya işte dünyanın üzerine, yani resmin üzerine onu klik edin. Yani klikten kastımız aslında bir süre için onu görünmez yap veya işte teknoloji şeklinde. Bunu yaparsan da farklı bir kondisyona geçip farklı bir animasyon veya farklı bir modeli hayata geçirmeyi kullanabilirsin. Biri yakın, biri uzak, biraz daha derinlik bilgisine geliyor mu? Evet, ama zaten şeylerimiz bir noktada bunu sağlayabiliyoruz. Yani sinle mi ediyorsun derinlik bilgisini? Sonra sanıyorsun. Aslında zaten şu anda kullanılan birçok sistemde yani iki boyutlu resim kullanılmasının sebebi bilgisayarla görme algoritmaları ve sistemi içinde iki boyutlu resimlerden pozisyon bilgisini elde edebiliyor olmamız. Ve yani bilgilerin olan bağlı uzaklıklarını da bu sayede çıkartabilirsiniz. Bu SDK'nın zevki sunduğum demolardı. Bunu kullanarak veya bu bir alt yapıyı kullanarak Türk Telekom grubu içinde geliştirdiğimiz iki uygulamadan bahsedeceğim. Bir tanesi Türk Telekom İletişim Müzesi. Aydınlık Evler'deki Türk Telekom Genel Müdürlüğü içinde yer alan bir müze bu. Eski dönemlerden itibaren Türk komünikasyon veya telekomünikasyon için kullanılan cihazların tanıtıldığı, yer aldığı bir müze. Bu müze için bir mobil uygulama, Android uygulaması geliştirdik. Diğeri de TTNet Wi-Fi Nerede uygulamasının bir sonraki versiyonu. Bu bağlamda aslında ilk görecek kişiler de sizler olacaksınız lansmandan önce. Burada da aslında konum tabanlı servisleri kullanarak belli Android özellikle bazı kısımların olduğu özellikler oluyor. Şimdi iletişim müzesi içinde amacımız dediğim gibi etkileşimi bilgi aklını arttırmak, müzeye olan ilgiyi arttırmak farklı şeyler sunarak, akılda kalıcılığı arttırmak, bu anda farklı hem nesnenin tanınabilmesi artı getirilen içerikle ilgili olarak. Sunduğumuz sistemde iki boyutlu resimleri tanıyoruz ama artı istenirse bir farklı bir resim olmadan şu an sahnenin bir parçasını da yine bir resim farz ederek tanıtmak mümkün. Sol tarafta örneğin herhangi bir resim olmadan bir radyo link, iki tane radyo link anteni arasında sanki bir communication varmış gibi ekrandan gösterebiliyoruz. Ve hem çevrim içi hem de çevrim dışı çalışma imkanı var. Burada da isterseniz demo yapayım. Burada biraz aslında şimdi kolaylaştırmak amacıyla şu tarzda şeyler hazırlattık. Örneğin işte havai telefon, eski telefonlardan anket serverli telefon için hazırlanmış resimlerimiz var. Sistemimiz içinde şu an tabii çekikleri tasarım, tasarımları ama şöyle kamera ekranımız yine açılıyor kullanıcılar ettiklerinde. Ve ne zaman diyelim ki böyle bir resim gördüklerinde onun üzerine geliyorlar. Ve sistem o resmi hemen tanıyıp doğrudan size full ekranda, tam ekranda video vermeye başlıyor. Oraya ilgili olarak. Bu bir versiyonu. Dediğim gibi bunu doğrudan sadece resmin üzerinde video yönetme de yapabilirsiniz. Ama özellikle iletişim üzerindeki yetkililerle konuştuğumuzda kullanıcıların doğrudan videoyu tam ekran oynatma eğilimlerinin olduklarını da gördük. Dolayısıyla onu da yine özelleştirdik o anda.
Yine sistem içinde sunduğum SDK içinde tam ekran oynat veya işte doğrudan resim üzerinde oynat gibi şeyler, iletişimleri veya seçenekleri sunuyoruz. Yine çoklu nesne desteğinin bir parçası olarak yine uygulamadan çıkmadan bu sefer farklı bir isimle tanıttığında farklı bir videoyu direkt geçiyor. Dolayısıyla şeyler içinde, müziği içinde dolaşarak ne zaman bir o işte bu belirtilmiş veya işaretlenmiş resmi gördüğümüzde o eserle veya o şeyleri, cihazla ilgili olarak onu üzerine getirdiğimizde uygulama değiştirmeye gerek olmadan videoları getirme imkanına sahipsiniz. Son olarak da TTF Wi-Fi uygulamasından bahsedeyim. Buradaki uygulamamız az öncekinden farklı olarak kamera tabanlı değil. Yani kameradan gelen resimlerin beğen resimleri tanınması üzerine değil, daha çok konum tabanlı servis. Yani GPS datası artı akselerometre ve magnetometre kullanarak belli özelliklerini sağlanması. Şimdi daha önce TTNet Wi-Fi nerede uygulamasını bilen veya kullanmış olan var mı içinizde? Tamam, bu o zaman ilk olacak sizin içinizden. Bu TTNet Wi-Fi uygulamasının amacı, bir amacı şu anda yaklaşık 6000 civarındaki TTNet Wi-Fi hotspotların yerlerini bulmanızı sağlayacak bir uygulama. Bu uygulamadaki kullanımda bir harita üzerine kullanabilirsiniz. Yani bu artık çok yaygın oldu gerçi, diyelim ki bankalar veya birçok kuruluş mobil uygulamalarında konum bilgisi yoluyla etrafınızdaki yakındaki bankamatikleri veya işte sinemaları gösteriyor. Bunda bizim ek olarak sunduğumuz artırılmış gerçeklik özelliği. Yani kameranızı açtığınızda yine bulunduğunuz konuma, baktığınız yöne bağlı olarak size etraftaki belirlediğiniz bir alan veya çap içindeki Wi-Fi hotspot noktalarını göstermesi. Özellikle bunun faydalı olduğu bir nokta şurası. Örneğin haritada göstermekle ilgili olan kısımda şöyle bir sorun var. Bir şekilde diyelim ki internetiniz yoksa ve internet bağlantısı kuramıyorsanız şu anda sistem için yüklü olan hotspot noktalarını AR modunda, yani kameranıza bakıp hangi yöndeyseniz o yöne bakarak da görüntüleme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Yapılan araştırmalarda insanların navigasyon anlamında veya yön bulma bir yerin tespiti noktasında bazılarının harita kullanmayı daha tercih ettiği, bazılarının ise yön ve bakarak aslında daha iyi yön bulabildikleri belirlenmiş. Dolayısıyla değişik ihtiyaçlara hitap etmesi noktasında hem AR modunu hem de harita modunu bu kapsamda sunmuş oluyoruz. Bir diğer noktada akıllı kampanya. Yine bunu da AR'ın bir parçası olarak sunuyoruz. O da şu. Diyelim ki TTNet'in, Türk Telekom'un veya başka bir şirketin, Pizza'nın, McDonald's'ın kampanyaları olabilir. Bu kampanyaları da yine TET Hotspot uygulaması içinde yine bahsettiğimiz sanki hotspot gibi veriler içinde koyabilirsiniz. Üçüncü bir özellik, bu tabi bağlantı sistemle alakalı değil ama ihtiyaç duyulan bir sistem. O da şey, şu anki TTNet Wi-Fi uygulamasında diyelim ki bir TTNet Wi-Fi noktasına gittiniz ve doğrudan bağlanıyorsunuz. Sizi bir web sayfasına yönlendiriyor. Mesela Doruknet'te de benzer bir şey var. Sizi bir web sayfasına yönlendiriyor. O web sayfasında abonelik bilgilerinizi giriyorsunuz. Veya abone değilseniz bir şifre alıyorsunuz. Bu genelde kullanıcılar açısından biraz zahmetli görünüyor. Çünkü web sitesine girecekler. 2-3 adım birden gitmeleri gerekiyor. Bu sunduğumuz uygulama sayesinde otomatik bağlanma özelliğini getirdik. Yani bir kere kullanıcı adı ve şifresini getirerek, kullanarak uygulamaya ne zaman bağlanırsanız otomatik olarak o yani şeyi Wi-Fi'yi açma noktasından başlayarak sizi doğrudan TTNet Wi-Fi'ye bağlayabilir. Bu noktada Android'in bir artısı var. O da şey, Android iOS'in tersine TTNet Wi-Fi'yi açmanız, açıp kapatmanıza izin veriyor. Veya etraftaki bir SSID'leri check etmenizi veya listelemenizi o planda izin veriyor. Bu da özellikle bu tarz bir uygulama içinde tamamen hani sizden bağımsız bir interaction'a girmeden arka planda TTNet'e Wi-Fi hotspotuna bağlanma imkanı sağlıyor.
Çevrim dışı RG moduna dediğim gibi bu hotspot noktalarını önceden sisteme yükleyerek internete ihtiyaç duymadan hotspot noktalarını bulmanıza imkan sağlayacak. Burada da daha çok şöyle bir uygulama var. Tablet için olan versiyonunda hotspot noktası bu bağlan satın alan bazı durumlarda ücretli olan kısımlarda satın alma imkanı sunuyor. Bulunduğunuz konumlu hotspot noktası paylaşım imkanı var. Örneğin tetet wifi noktası bul dediğimde şurada dediğim gibi AR modunda benim yine radar kapsamı içinde ve belirlediğim range içinde bir yere tıklaması sağlıyor. Yani işte evi dolayısıyla detaylı görebilirsiniz. Artı rota imkanı da rota tıkladığınızda bulunduğunuz anda o wifi noktasına gidecek rotayı da size çiziyor. Onun ilgili detayları vermiş oluyor. Harita modunda bu zaten dediğim bahsettiğim gibi şu anda zaten kullanılan birçok şeyde artık birçok uygulamada komutan aldığı sistemler kapsamında listelenmiş oluyor. Son olarak da şeyi göstereyim. Bağlan kısmında da Android özel olarak dediğim gibi Wi-Fi'den başlayıp Wi-Fi'yi açmak kısmından başlayarak sizi Wi-Fi'yi açıp tetten Wi-Fi'yi aktive edip sonra internete bağlayabilir. Bu şekilde sonum. Teşekkür ediyorum kendiniz için. Sorularınız olursa art@rg.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Artı ttrg denediğiniz yok. Şu anda dediğim gibi RG'nin bir kısmı olduğu için bu adresten de bahsettiğim art portaline ulaşma imkanına sahipsiniz. Sorular alabilir varsa sorularınız. İki tane soru soracağım. Ne zaman ürünü çıkartmayı düşünüyorsunuz ve hedefiniz ne pazardaki? Bir teknik bir şey soracağım. Mobil cihazlar malum biraz işler düşür. Netiva bir destek gösterdiğiniz. Çünkü mesela Balkan'ın sonunda Balkan kendi işlemcilerinizle daha hızlı çalıştırıyor. Sizin geliştirdiğiniz SDK ne kadar netveriyor? İşlem burasından böyle özelleşme izleri yok mu? Paralelleştirme, algoritmalarında ne kadar izleri? Şeylerde, ikinci sorudan başlayayım. Şu anki özellikle Metaio veya Qualcomm zaten motivasyonu temel motivasyonu şu. Bu tarz bir şeyi çıkartmak için. Mobil chipsetlerini daha çok kişinin almasını sağlamak. Bunu yapmak için aslında dün de sorduğum soruya verdiği cevap şuydu. Biz işlemcileri ne kadar zorlarsak o kadar daha güçlü, daha yeni işlemciyi almak isteyecekler. Ve biz de Snapdragon chipsetlerimizi daha iyi satabileceğiz. Yani motivasyonları buydu. Metaio tamamen AR üzerine kurulmuş bir şirket. Onların da yakın zamanda belli şirketlerde bu anlamda geliştirme üzerine veya optimizasyon üzerine çalışmaları var. İleriki aşamalarda bunu biz de düşünebiliriz. Dediğim gibi farklı noktalarda belki Intel olabilir, belki farklı işlemciler olabilir. Bu konuda çalışma yapabiliriz. NDK noktasında da şu anki zaten SDK'ye göre baktığınızda NDK aslında çok ciddi bir performans artışı sağlayabiliyor. Tabii ki her zaman kullanılması tavsiye edilmiyor. Çünkü arka planda Android sisteminin belli dinamikleri ve event cycle'ı var. Fakat belli fonksiyonlar için, örneğin computer vision veya bilgisayarla görme gibi çok computational heavy system şeyler için, metodlar için NDK'ye gitmek avantajlı. Yanlış bilmiyorsam paralelleştirme üzerine veya bir yere kadar Android'de bu imkanı sağlıyor. Birinci soruda da şu anki aşamamız aslında prototipin bir üst aşamasına geçtik diyebiliriz. Hala bir prototip aşamasında ama şu anki haliyle dediğim gibi çalışan bir SDK'mız var. NDK kısmımız var. Şu anda ARGE kısmından, ARGE çalışmasından çıkma aşamasında diyebiliriz. Tabii ki ürünleştirmesi için yapılması gereken kısımlar var. Bu noktada ilk yaptığımız belli üniversitelere bu SDK'yı açmak oldu. Buna ODTÜ'de dahil.
Dolayısıyla ODTÜ'lere, hocalarımıza bu anlamda e-mailler gönderdik. Veya eğer ilgilenirlerse bitirme projesi olarak bu konuda bizim SDK'mızı direkt kullanabileceklerini belirttik. İlk aşamalarda da bu anlamda piyasa sürmeyi planlıyoruz. Bu konuda şey yapıyoruz, yani iş modelleri konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Yani şeye bakarsanız Qualcomm mesela şu anda ücretsiz olarak sunuyor. Metalio ilk aşamasını yaklaşık 5000-7000 arasında, TL arasında yaklaşık 3000 euro diye yanlış hatırlamıyorsam böyle bir fiyattan sunuyor. Daha gelişmiş versiyonu 3 boyutlu nesin tanımabiliyor, onlar yaklaşık 12000 falan gibi bir şeyden sunuyor. Bunun arasında bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Farklı şey iş modeli üzerinde. İçerik yönetim sisteminizde RESTful servisler olabilir ya da başka türlü servisler olabilir. Başka third party uygulamalara açıp içerik yönetim sisteminizi modifiye edebilecek bir seviyeye getirmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle bir şey var aslında. Bir server app'imiz var. Yani web servislerini sunacağımız bir app'imiz var. Dolayısıyla örneğin bir web uygulaması, bir web sitesi, örneğin kendi bu portal üzerindeki bütün dokümanlarına veya channel'larına ulaşıp onları listeleyebiliyor örneğin. Belli bir noktada o şeyi sağladık, yani servis app'lerini sunuyoruz. Özelleştirme noktasında tabii bakmamız gerekiyor. Yani hani ne tür farklılaştıracağımız noktasında, dediğim gibi ürünleştirme noktasında ona karar vereceğiz. Başka soru? Teşekkür ediyorum tekrar.